Merhaba, ben Gülen. Size ideal sevgi nasıl yapılır? Ondan bahsetmek istiyorum. Bir iki hafta önce bir danışanım koçluk seansında dedi ki, ya benim şöyle bir sıkıntım var. Ben sürekli aynı örüntüyü yaşıyorum ilişkilerimde. Böyle sıra dışı, hayatını böyle sıradan insan gibi yaşamayan erkeklere çekiliyorum. Ama sonra o erkekler de bir şekilde uzun ilişkiye devam etmek istemiyorlar. Ben de bu örüntüyü sürekli yaşıyorum. Bir başka anlatmak istediğim hikaye de şu. Yine başka bir danışanıma senin için ideal ilişki nasıl olmalıdır diye bir ödev vermiştim. Üzerinde düşünme, yazma ödevi. O ödev geldi. Ödev bir alışveriş listesi gibiydi. İşte yakışıklı olsun, değişik yerlere seyahat etmekten hoşlansın, çok iyi bir işi olsun, kariyerinde belli bir yere gelmiş olsun vesaire vesaire diye. Alışveriş listesiydi ve karşındaki insana da aslında bir insan olarak bakmaktan ziyade bir nesne olarak bakıyordu. Biz orada acaba o listeyle kendisi hangi ihtiyaçlarını karşılamak istiyor, aslında idealindeki ilişki nedir onu çalıştık ve bambaşka bir yere geldi. Şimdi biz genelde ideal sevgiliyi ben bilhassa başlık olarak koydum. Biz karşımızdaki insana bir nesne muamelesi yapıyoruz. Nesne muamelesi yapınca da bizi aslında hayattaki tekamülümüzde ilerletecek, bizi büyütecek ilişkiler yaşamak yerine hep o aynı kısır döngülerde ilişkiler yaşayabiliyoruz. İdeal sevgiliye o yüzden giden yolda bence ilk sormamız gereken şey şu. Bir, insan odaklı mıyım yoksa nesne odaklı mıyım? Biz genelde neden nesne odaklı oluyoruz biliyor musunuz? Biz o şekilde büyütülüyoruz. Mesela yakışıklı olsun istiyordu sevgilisi. Çünkü neden nasılını sorduğumuzda o kişi, o danışan dedi ki ya ben yakışıklı olursa çevrede bizim aile biliyorsun güzelliğe çok önem veriyor. Onu yanıma koyduğumda bakın ne kadar yakışıklı diyeceğim. Ben de ondan gururlanacağım. Peki bu bizim için ideal ilişkiyi oluşturur mu? Yani biraz zor. İkincisi ve çok önemli bir konuda ben karşımda acaba neyi görüyorum? Karşımda gördüğüm şeye projeksiyon diyeceğim. Bunu bir başka videoda anlattım ama şimdi tekrar anlatmak istiyorum. Çünkü ilişkilerde özellikle projeksiyon yani yansıtma kavramını bilirseniz o zaman bayağı bir açıklanıyor ilişkiler, karşınızdakini nasıl gördüğünüz. Şimdi bu benim. Bu da karşımdaki çekildiğim insan diyelim. İlk örnekten devam edelim. Benim danışanım şu karşısındaki erkeği diyelim. Sıra dışı olarak görüyor. Onun gördüğü şey sıra dışı. Halbuki adamın başka bir sürü özelliği var. Sonradan anlattı. Adam o kadar da yani belli konularda sıra dışı olabilir ama belli konularda da gayet böyle klasik, sıradan bir insan olduğunu sonradan fark etti. O klasik sıradan olma özelliklerini yani o insanı aslında insan yapan binlerce özelliği değil, ben özellikle sıra dışı özelliği görüyorsam bu burada benimle ilgili başka bir şey söylüyor. Ya ben kendimi yeterince sıra dışı görmüyorum. O sıra dışılığı mutlaka bir erkekle karşılamaya çalışıyorum. Ya da belki benim için sıra dışı olmak o kadar önemli, kendimi de o kadar sıra dışı olmakla tanımlıyorum ki karşımdakinin de mutlaka sıra dışı olmasını bekliyorum. Yani burada bu eksende sıra dışı ve sıradanlık ekseninde benim ruhumun tamamlayamadığı bir şey var. Peki bu eksenlere hadi gelin bakalım. Sizin karşı tarafta çekici bulduğunuz eksenler acaba hangisi? Tek arızamızı giderdiğimize göre şimdi hadi gelin sizin için acaba karşı tarafta özellikle baktığınız o özellikler, o eksenler hangileri? Benim danışanım için mesela sıradan
insan olmak, sıra dışı olmak. İnanılmaz önemli bir eksen. Eğer ben şuralarda hareket ediyor olsam, durumun getirdiği gibi, gerektirdiği gibi, o zaman bu eksenle ilgili benim bir problemim olmaz. Karşı tarafta da özellikle o özelliğe bakmam. Mesela cimrilik, bonkörlük örneği vermiştim bir başka videoda. Eğer sizin cimrilik, bonkörlük diye bir ekseniniz yoksa, karşı taraf cimri mi, bonkör mü, ona bakmazsınız, ona çekilmezsiniz. Aa, bu adam çok bonkör adam deyip ona kapılmazsınız. Ama sıradan, sıra dışılık sizin için bir eksense, içinizde tamamlamaya çalıştığınız bir şeyse, o zaman karşı tarafta ona çekileceksiniz. Şimdi buradaki problem ne biliyor musunuz? Biz bu sıra dışılığı kendimiz tamamlamadığımız, dışarıdaki bir insandan tamamlamaya çalıştığımız zaman o insanı biz nesneleştiriyoruz. O ihtiyacımızı karşılamada görevli bir nesneye dönüşüyor bu insan. Ne olacak da bu eksende çalışacağım? Bunun aslında iki yöntemi olabilir. Birincisi şu sıradanlık var ya, sıradan olmak acaba size ne sağlıyor? Neden bu tarafı tam olarak sahiplenmiyorsunuz? Benim danışanımda mesela sıradan olmak, yani 9-5 bir iş mesela sıradanlığı temsil ediyordu. O yüzden erkeklerde öyle masa başı iş olmasına çekiliyordu. O sıradan olmanın aslında birçok ihtiyacını karşıladığını keşfetti. O paralarla bir sürü kişisel gelişim eğitimine katılıyorsun mesela. Yani sıra dışılığını da aslında sıradan bir hayat sürmene borçlu olabiliyorsun. Yani birinci yöntem, şurayı sahiplenmek diyeceğim. Ve buranın hediyelerini görmek. İkinci yöntem ne? Ve bunların ikisini birden yapabilirsiniz. İkinci yöntemde kendinizde daha sıra dışı ne yapmak istiyorsanız onları tespit etmek ve burayı da büyütmek. Yani burayı büyütün. Neler yaparak büyütebilirsin? Senin için sıra dışı olmak gidip bungee jumping yapmaksa onu yap. Senin için sıra dışı olmak bambaşka bir şey yapmaksa git onu yap. Ama buradaki ihtiyaçlarını tamamla ve artık bu eksen senin için ya buradayım ya buradayım şeklinde bir konu olmaktan çıksın ki sen sadece sıra dışı diye, sadece o özelliğini görerek bir insana kendini kaptırma. O insanı bütün bir insan olarak görebil. Çünkü o yeteneğimiz de var. Eğer bunlar üzerinde çalışırsak, yani kendi eksenlerimiz üzerinde, o daha bütün olarak görebildiğimiz ideal sevgiyi de yakalayabiliriz. Şimdi size küçük bir hediye vermek istiyorum. Bir koşluk egzersizi vermek istiyorum. Oturun, karşı cinste çekildiğiniz, ben diyeyim 3, siz deyin 5, özellik yazın. Sonra bu eksende onun karşılığını bulun. Siz acaba kendinizi nerede görüyorsunuz? Ve bu özelliklerle ilgili, mesela diyelim ki sıra dışıya mı çekiliyorsunuz? Bir düşünün, acaba ben burada mıyım, daha çok burada mıyım diye. Sonra o kelimeleri tespit edin, o 3-5 özellik için kelimeyi. Ve o her kelime için 6 dakikalık yazı yazın. 6 dakika yazı şöyle yazılıyor. Serbest çağrışımla, yani sıra dışı yazıyorsunuz. Sonra o sıra dışı kelimesi size ne çağrıştırırsa onu kağıda döküyorsunuz. Bilinç dışınız dökülüyor o sayede. Oturup silmek yok, cümleleri düzeltmek yok, noktalama işareti, gramer vesaire yok, geriye dönüp okumak yok. Sadece yazıyorsunuz. Sıkıldınız mı yazarken? Çok da sıkıldım şu an diye yazın. 6 dakika boyunca kağıdı hiç kaldırmadan ya da bilgisayarınızda hiç klavyeden parmaklarınızı kaldırmadan yazıyorsunuz. Eğer akmaya devam ediyorsa bilinç dışınız, o zaman bırakın, yazmaya devam edin. Ve bittikten sonra da ister birkaç saat sonra, ister bir gün sonra bir okuyun. Ne keşfedeceksiniz kendinizle ilgili? Oradan belki sizin için anlamlı aksiyon planları, eylem planları da çıkarabilirsiniz. İdeal sevgili nasıl yapılırdan, yani bayağı nesneden girdik, kendimizi nasıl tamamlarızdan bağladık. İlişkiler
çok önemli bizim kendimizi büyütmemiz, geliştirmemiz için. O yüzden de karşımızda ne görüyorsak bu bizim kendimizi büyütmemiz için çok güzel bir ayna. Hepimize büyüdüğümüz, büyüttüğümüz ilişkiler diliyorum.